Efendim şimdi dünyanın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hafta sonu gündemini konuşacağız. Amerika'ya gideceğiz. Habertürk yazarı Oray Eğin de bizimle birlikte. Oray, nasılsın? Çok soğuk görünüyor. İnanılmaz soğuk gerçekten. Yarın düzeliyor hava ama iki gündür Amerika'nın özellikle kuzeydoğu kesimlerinde, bak konuşurken ağzım donuyor daha sonra. Oray, o kadar kalın giymişsin ki görebiliyorum zaten. Bulduğum en kalın şeyleri giydim. Çünkü kutup soğukları var ve görülmemiş soğuklar var. Yani -50 derecelere kadar düşen yerler var. Tarihte görülmemiş soğukluk ama yarın geçiyor çünkü bir kutup dalgası geçiyormuş Amerika'nın üstünden. İşte Texas'tan Maine eyaleti New Hampshire'a kadar, New York'u da dün vurdu. Dün -20'deydi. Ben de sokağa çıkmış bulundum dün. Dolayısıyla feci bir soğuk. Bugün o kadar kötü değil ama gene soğuk. -4 şu anda santigrat. Peki -4'te biz seni yarım saatten fazla tutacağız. Hazır mısın? Hazırım, donana kadar hazırım. Çünkü dün -20'ydi. Dün -20'ydi gerçekten. Ve New Yorklular hiçbir şey durduramıyor. Yani sokaklar boşta değil. Hayat devam ediyor. İnsanlar sokaklarda. Turistler vardı. Ben de dün tiyatroya gittim. Tiyatro tıklım tıklımda. Times Square bayağı kalabalıktı. Bugün de aslında gitmek ve göstermek istiyorum ama bugün gözüm yemedi açıkçası. Peki burada da Türkiye'de de çok soğuk bu arada gerçekten. Ankara, Güneydoğu, her tarafta şu anda kar var neredeyse. İstanbul'a da gelecek. Biz de sabah donuyorduk açıkçası. Her yerde bir soğuk var. Amerika biliyoruz, daha önce de konuşmuştuk seninle o kar görüntülerini. Şu anda herhalde öyle bir durum değil ama soğuk kendini iyi hissettiriyor herhalde anladığım kadarıyla Amerika'da. Oya bazı yerlerde kar var, New York'ta kar yok ama işte bu buzul soğuğu var. Özellikle mesela işte Austin'de normalde kar yağmaz. Hatta herkes Austin'e hava için taşınıyordu. Orada kar yağdı. New Hampshire'da bir ağacın devrilmesinden dolayı bir çocuk öldü, hayatını kaybetti. Evsizlerin açılan barınaklara haddinden fazla, yani kapasitenin ötesinde bir talep oldu. İşte sandalyeler kondu. Bir şekilde atlatıldı. Yani tek tesellimiz bunun hemen iki gün sürecek olması. Çünkü bazen haftalar da sürebiliyor burada. Yarın hava bayağı bahar havasına dönecek. İşte şimdi ben de baktım tam yayına başlamadan önce, böyle birer derece ilerleyen saatlerde yükselecek. Herhalde sabah güzel bir havaya uyanmış olacağız. İyi, çok sevindim sizin adınıza tabii ki. Tabii yağmurun, karın yağması çok önemli aslında. Doğanın dengesi için, sen de biliyorsun. Hep böyle iklim krizinden bahsediyoruz ya, sıcaklıklar giderek arttı, bu da haliyle pek çok gıda gibi sorunu da beraberinde getiriyor. Kar güzel ama zorlukları da var tabii. Ne yazık ki öyle. Bu sene de Amerika'da aslında, New York'ta şu konuşuluyor. Hala kar yağmadı. Yani Şubat ayına geldik. Şubat ayına ilerliyoruz. Ve ilk defa uzun zamandan beri New York'a kar yağmadı. Bu da işte doğanın nasıl bozulduğunu, dengesinin bozulduğunu gösteriyor. Yani New York'ta da kar problem, bütün büyük şehirlerde olduğu gibi. Ama işte iklimlerin sağlığı ve dengesi açısından kar yağması lazım. Yağmaması da bir problem. Yağması da bir problem. Evet, özellikle böyle metropoller için dediğin gibi yağması da problem, yağmaması da problem.